Avukat Zeynep Küçük. Efendim, bugün ben size Ufuk Akkaya'nın savunma için tanıdığınız kısıtlı süresinin kısıtlı bir süresi içerisinde savunma yaptıktan sonra bana kalan yine kısıtlı süre içerisinde Danıştay cinayetine ilişkin, Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombalara ilişkin, bugüne kadar aslında sizin huzurunuzda defaatle dile getirdiğim, savcılık makamına defaatle bildirdiğim hususları derli toplu olarak ve belki hala ben savcılığın bunları anlamamış olduğunu ve ikna olmamış olduğunu yazdıkları mütalaadan çıkardım. Ama belki sizi ikna etme konusunda daha başarılı olur diye bu sefer bir takım haritalarda hazırlamak suretiyle ve haritalar üzerinde de işaretlemek suretiyle bir çalışma yaptım. Bugün sizlere bu iddianamenin ve mütalaanın en önemli eylemi olarak yıllardır propagandası yapılan ve bu örgüt sözde burada yargılanan insanlarla ilişkilendirilen ve tek şiddet içeren eylem olarak gösterilen Cumhuriyet Gazetesi bombaları ve Danıştay cinayetinin nasıl evrildiğini, nasıl çevrildiğini ve buradaki sanıklara nasıl yamanmaya çalışıldığını detaylı olarak anlatacağım. Şimdi bunu anlatmadan önce özellikle şunu söylemek istiyorum. Yapacağım sunumdaki bütün veriler, bütün bilgiler tamamen dosyaya girmiş, telefon kayıtlarına, dosyada dinlenmiş tanık beyanlarına ve sanık beyanlarına dayanmaktadır. Hiçbir yorum yapmıyorum, hiçbir mütalada bulunmuyorum. Kendi kendime savcılık makamının yaptığı şekilde olsa olsa metodundan hareket etmiyorum. Bunun için de öncelikle kısaca bir tarihçeden başlamak ve bu cinayetin işlenmesinden itibaren nerelerden geçerek bugüne geldiğimizi anlatmak istiyorum. Bundan sonrasında oturarak devam edeceğim efendim. Şimdi her şeyin nasıl başladığına bakmak istiyorum. Efendim bir de saati görebilir miyim ekranda? Çünkü muhtemelen zamanla yarışacağız. ...5 Mayıs 2006... Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atıldı. Patlamadı. 10 Mayıs 2006... Cumhuriyet Gazetesi'ne tekrar bomba atıldı. Patlamadı. 11 Mayıs 2006... Cumhuriyet Gazetesi'ne üçüncü kez bomba atıldı. Bu kez patladı. 19 Nisan 2006 tarihli başörtü takmış bir domuz karikatürüne tepki olarak yapılan bir eylem olduğu daha sonra yakalanan sanık tarafından ikrar edilecekti. 17 Mayıs 2006 avukat Alparslan Aslan Danıştay saldırısını gerçekleştirdi. Sebep Danıştay 2. Dairesi'nin başörtüsü hakkındaki kararıydı. Cinayetten bir saat sonra Bakan Mehmet Ali Şahin, AKP'ye yönelik tepkilere karşılık soruşturmayla ilgili olarak sürprizlere hazırlıklı olun dedi. Aynı gün ortaya bir şema çıktı. Daha sonra Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, önüne getirilen bu şemayı saçma sapan bulup reddetti ve yıllar sonra beni ifal edemediler şeklinde açıklamada bulundu. Emniyet ve MİT yetkilileri o sırada başbakanlığa vekalet eden Abdullah Gül'e briefing vererek bu şemayı gösterdiler. Abdullah Gül görevlilere talimat verdi. Delillendirin, savcı bulun, hepsini yakalayın. Bu açıklama İsmet Berkan'ın Radikal Gazetesi'nde 4 Temmuz 2008 tarihli köşe yazısında yer aldı ve yalanlanmadı. Bundan sonra hükümet üyeleri ve başbakan defalarca bu saldırının dini nitelikli bir saldırı olmadığını, aksine AKP'yi hedef alan laik ve ulusalcı güçler tarafından hükümeti devirmek için yapıldığını söylediler. Hafızamızı zorlayalım. Bu saldırılardan sonra
Mustafa Birden'in cenaze töreninde halk çok ciddi bir infial gösterdi. Cenaze sırasında cenazeye katılan bakanlar yuhalandı. Hükümetin eli ayağına dolaştı. Yapmaları gereken şey bu cinayetin dini sahiple ve dini hükümetle ilişkilendirilmesini konusunda toplumu ikna etmek ve önlerine yeni bir hedef, yeni birilerini çıkarmaktı. Bugün bulunduğum yerden baktığım zaman Gezi Parkı eylemlerini gerçekleştiren kişilerle ve bu Türkiye'de yaşanan infialle 2006'da yapılan şeyleri ben birbirine çok paralel görüyorum. Ve o gün hükümetin yaptığı şeyle bugün hükümetin yapmaya çalıştığı şeyin birbiriyle ne kadar paralel olduğunu bugün ben bir kez daha fark ediyorum. 19 Mayıs 2006 Başbakan saldırı hükümete yönelik dedi. Tıpkı bugün yaptığı gibi. 19 Mayıs 2006 Abdullah Gül Alparslan Aslan'ı yönlendiren çetenin elebaşının 12 Eylül öncesi yüzbaşı iken ordudan atılan ve ekip içinde Albay Muzaffer diye tanınan Muzaffer Tekin olduğunu söyledi. Bakın cinayetten 2 gün sonra. Abdullah Gül söylüyor bunu. Ve basında korkunç bir dezenformasyon başladı. Sürekli Muzaffer Tekin, Veli Küçük ilişkisi çeşitli fotoğraflarla gündeme taşındı. Ve bir çete algısı basının büyük katkısıyla toplum üzerinde yaratıldı. 21 Mayıs 2006 Başbakan Deniz Baykal'ı suçlayarak kurşunlar hükümete sıkıldı dedi. 22 Mayıs 2006 Muzaffer Tekin gözaltına alındı. 26 Mayıs 2006 Muzaffer Tekin salıverildi. Adı o zaman tanzim edilen iddianameye dahi girmedi. 27 Mayıs 2006 Yüzbaşının serbest bırakılması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bu başbakanın beyanıydı. Bir başbakan düşünün ki yargıya bu derecede müdahale etme hakkını kendinde görebildi. Adil yargının serbest bıraktığı kişi hakkında yargılama sonunda serbest bırakılır ama suçsuz olduğu anlamına gelmez diyebildi. Danıştay saldırısı adım adım hükümete yönelik bir saldırı olma yolunda ilerledi. Tıpkı başbakanın istediği gibi oldu. Tarih 12 Haziran 2007. Cinayetten bir sene sonra. Hazırlıklar tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanının verdiği talimat doğrultusunda başlatılan hazırlık bitirilmişti ve düğmeye basılması gerekiyordu. Bir grup polis Trabzon'dan yapılan bir ihbarla Ümraniye'de bir gecekonduya baskın yaptı. 27 adet el bombası bulduklarını iddia ettiler. Bunların 3 tanesi Cumhuriyet gazetesine atılanlarla benzer numaralar taşıyordu. Bunu daha sonra açıklayacağım bu benzerlik hususunu. Dahası da vardı. Gözaltına alınanlar askerdi. Hem Danıştay saldırısını yapanlarla hem de darbe planları ile ilişkileri vardı. Senaryo hazır. Şimdi görüyoruz ki senaryo Ümraniye'de bulunduğunu iddia ettikleri bombalarla başlamıştı. Peki düğmeye de böyle basılmıştı ve bugün burada bulunan sanıkların çok büyük kısmı bu bombaların hikayesiyle tutuklandılar. Bakalım bombalarla ilgili o zaman ne oldu ve neler ortaya çıktı. Bombaları TEM ve asayiş polislerinin düzenlediği tutanaklardan inceleyelim. TEM tutanağına göre olay yerine geldiklerinde gecekondunun önünde Ali Yiğit, yani bu bombaların o evde olduğunu ihbar eden kişinin oğlu ve Mehmet Demirtaş, bu dosyanın en uzun süreli tutuklu sanığı. Halihazırda da burada. Ki bu Mehmet Demirtaş
o evden 1,5 yıl önce taşınmış bir kişi olmasına rağmen evin önündeydi. Ama Ali Yiğit'in ifadesine göre durum böyle değildi. Temin tutanağı böyle derken Ali Yiğit tesadüfen oradan geçtiğini söyledi. Askeri mahkemedeki ifadesine göre ise durum böyle değildi. Aramanın yapıldığını ağabeyi telefonla haber verdi. Tem tutanağına göre evin anahtarı da orada bekleyen Ali Yiğit'in üzerindeydi. Oysa Ali Yiğit anahtarı polislerle beraber arabaya giderek gidip alıp getirdiğini söylüyordu. Tem tutanağı bunu da yanlış kaydetmişti. Tem tutanağına göre hemen bunları gözaltına alıp birlikte arama yaptılar. Yani Mehmet Demirtaş, Ali Yiğit ve Tem yetkilileri. Bombaları bulunca hiç dokunmadan olay yeri inceleme uzmanlarına ve bomba uzmanlarına haber verdiler. Sonra onlar da geldi ve birlikte kontrollerini yaparak sandığın içinde neler olduğunu tutanaklara yazdılar. Bombaları buldu, olay yeri tutanağı ekiplerini çağırdı, bütün herkes toplandı ve olay yerinde bir takım tutanaklar hazırlandı diye bir senaryo var karşımızda. Bu senaryoyu mütalaa sırasında, biz iddianame sırasında çürüttük. Ama mütalaada ne gördük? Aynen devam ediyor. Şimdi, oysa tem tutanağında, terörle mücadele tutanağında olay yerine gelip kontrol yaptıkları yazılı olan olay yeri inceleme uzmanları kendi tuttukları tutanağa göre olay yerine hiç gitmemişlerdi. Bombaları karakolda görmüşlerdi. İşin ilginç tarafı, bombaları olay yerinde gördüklerini iddia eden bir tek grup vardı. Tem. Olay yeri inceleme yapması gereken grup bombaları karakolda görmüş, parmak izi incelemesi yapmak istemiş ama müsaade edilmemişti. Bombalara ne zaman el konulduğuna ilişkin de her birinin farklı bir beyanı, her birinin tutanağında farklı saatler ve farklı ekipler vardı. Bomba uzmanlarının tutanağına göre bir gece kontuda bomba bulunduğu ihbarı kendilerine saat 18.30'da haber verilmişti. Olay yeri inceleme ekibinin çektiği bir fotoğrafta ise 18.30'da bu bombalar karakoldaydı. Yine Ali Yiğit mahkeme huzurunda ifadelerine göre arama işlemi saat 17.00'de yapılmıştı. Oysa bomba uzmanlarının beyanına göre nöbetleri 19'da değişiyordu ve en erken 19'dan sonra 19.30 saati gibi harekete geçmişlerdi. Ve bombaları karakolda görmüşlerdi. Saat 18.50'de telsizden bomba haberi alan olay yeri inceleme uzmanlarından oluşan ekip haberi alınca hareket etmiş, 19.20'de olay yerine ulaşmıştı. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Olay yeri neresi biliyor musunuz? Ümraniye Çakmak Polis Karakolu. Hani bu saatte bütün ekipler şeydeydi? Gece kondudaydı. Demek ki 18.30'dan daha önce bir saatte bombalar karakola gelmişti. Bomba uzmanları da saat 18.30'da telsizden haber olup aralıp gece konduya gelmişlerdi. Oysa burada dinlediğimiz tanık polislerin sabah saat 10 ile 12 arasında gecekonduya geldiklerini söylüyordu. Burada dinlenen tanık söyledi bunu. Polisler sabah gelmişti gecekonduya. Kim doğru söylüyordu? Tem polisi mi? Olayın tek tanığı olan büfeci mi? Olay yeri ekibi mi? Yoksa ihbarcının oğlu mu? Daha sonra ortaya çıktı ki bu tutanakların tamamı karakolda tanzim edilmişti. Hem Tem hem asayiş polislerinin tutanağına göre hem de bomba uzmanlarının kendilerinin tutanağına göre arama sırasında bombalara rastlanıyor ve ondan sonra bomba uzmanlarına haber veriliyor. Ama askeri mahkemedeki sorguda, biliyorsunuz bunun bir de askeri yargılama sorgusu oldu. Bombaların bulunduğu yerden kendilerinin çıkarmadıklarını, kendilerine olay yerine gittiklerinde çatının dışında kendilerine tem görevlileri tarafından teslim edildiğini, olay yeri inceleme
ekipleri söylüyordu. Öyle bir arama düşünün ki sayın, evet, bunları niye söylüyorum? Öyle bir arama düşünün ki ve öyle bombalar düşünün ki, bombaları herkes karakolda görüyor. Bombaların aranmasına tanık olan hiç kimse yok. Olay yeri ekibi bombaları olay yerinde görmüyor. Parmak izi incelemesi reddediliyor. Ve olay yeri bir anda Ümraniye polis karakolu oluyor. Şimdi bu bombalarla Oktay Yıldırım'ı, bu bombalarla Mehmet Demirtaş'ı, o gece kondudan taşındığını 1,5 yıl önce taşınmış olduğunu defalarca burada ispat eden Mehmet Demirtaş'ı burada 6 yıldır tutuklu tutuyorsunuz. Bu ihbarların yalan olduğu bütün tutanaklarla ortada olan Ali Yiğit'i hiç tutuklamıyorsunuz ve beraatini isteniyor. Avukat Hanım, mahkemede hesap sorar şekilde beyanda bulunmanız doğru değil. Bunlar savunma aşan şeyler. Lütfen dikkat edin. Şimdi ben sabahtan anlattığım şeyler, burada sözde Cumhuriyet'e atılan bombalarla burada yargılananlar arasında irtibat kurulmasına ilişkin çabayı açıklamaya çalıştım. Bütün bu irtibat çabalarına ilişkin savcılığın mütalasında söylediği şey şudur. Bu bombalarla Oktay Yıldırım'ın hukuki irtibatı vardır. Bu bombalar Cumhuriyet'e atılan, gecekonda bulunan bombalar Cumhuriyet'e atılan bombalarla irtibatlıdır. Oradan çıkmıştır. Bakın, tekraren hatırlatıyorum. Cumhuriyet'e atılan ikinci bombanın savcının kurduğu irtibatın nasıl boş olduğuna ilişkin. Cumhuriyet'e atılan ikinci bombayı irtibatlıyor. Gecekondu'da bulunan bombalarla. Oysa Cumhuriyet'e atılan ve patlamayan bombanın numarası 173-9-85 kafile numarası. Oktay Yıldırım'a ait olduğu iddia edilen ve gecekondu'dan bulunduğu iddia edilen bombanın ise, sözde irtibatlı bombanın ise kafile numarası 169-5-85. Şunların arasında bir irtibat olduğunu nasıl iddia edebiliriz efendim? 173-9-85, 169-5-85. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Bütün hepsini bir kenara bırakıyorum. Söz konusu bombalar 12'sinde sözde ele geçirilmiş, 13'ünde de imha kararı verilmiştir. Bu bombaları bugüne kadar PEM şubeden başka gören, bilen, dokunan, elleyen, inceleyen hiç kimse yoktur. Cinayet nasıl buraya getirildi? Savcı Zekeriya Öz 12'sinde yapılan baskından hemen sonra 15 Haziran 2007'de Ankara'dan Danıştay dosyasını istedi. Soruşturma tıpkı başbakanın dediği gibi gidiyordu. 2007 yılının Ekim ayında daha bu dosyaların irtibatlanmasına ilişkin hiçbir beyan yokken polis bir gün ilginç bir şekilde Osman Yıldırım'ın 8 ay sonra vereceği ifadeye 8 ay sonra vereceği ifadede bahsettiği Ataşehir'deki eve gitti polis. Osman Yıldırım'ın bu ifadeyi vermesine 8 ay vardı. 2007 yılının Ekim ayında. Bunu merak edenler, bu söylediklerimin doğruluğunu teyit etmek isteyenler 2008'e 2009 esas 161, 162 ve 163. celselere bu beyanlara bakabilirler. Bu sırada 2008 yılının Ocak ayında 22 Ocak'ta Veli Küçük tutuklandı. 22 Ocak'ta gözaltına alındı. 26 Ocak'ta tutuklandı. Osman Yıldırım arkadaşlarına duruşmaya giderken Ankara'da şu beyanda bulundu. Bombaları Muzaffer Tekin ve Veli Küçük'ten aldığımı söyleyeceğim. Beni destekleyin. Sizi de kendimi de kurtaracağım. Celse No 135, 136, 142, 143. Bundan çok kısa bir süre sonra Osman Yıldırım, Alparslan'ın bombaları bana verdi dediği Süleyman Esen'in avukatını cezaevinde kendisini görmek üzere davet etti. Tarih 6 Şubat. Mehmet Ener denen Süleyman Esen'in avukatı ve Alparslan'ın bombaları bana o verdi dediği kişi kalkıp Osman Yıldırım'ı ziyaret etti.
Burada Osman Yıldırım ben bu bombaları Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'den aldığımı söylesem ne olur diye bu avukata sordum. Bombaları asıl verdiği iddia edilen kişinin avukatına sordum. Mehmet Ener bu beyanı cezaevinden alıp 6'sında 8'inde aynı gün koşarak nereye gitti biliyor musunuz? Savcıya, mahkemeye gitmedi. Şamil Tayyar'a gitti. Böyle bir beyan üzerine Mehmet Ener bu hususu savcılara, mahkemeye bildirmedi. Koşarak Şamil Tayyar'a bildirdi. Şamil Tayyar 8'inde, 8 Şubat'ta Osman Yıldırım'ın sözde bu beyanını köşesine taşıdı. 8 Şubat 2008 Ergenekon operasyonunda Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Oktay Yıldırım, Mehmet Demirtaş tutuklu. Basın çalkalanıyor. Savcılar derhal harekete geçti. Koşarak Sincan'a gittiler. Orada bu cinayete katılan herkesin ifadesine başvurdular. Alparslan Aslan, Süleyman Esen, diğer iki çocuk, Osman Yıldırım. Hepsinin ifadesine başvurdular. Ve bu iddiayı, ayrıca Osman Yıldırım'ı da iki kere ifadesine başvurdular. Bir tanık, bir gizli tanık olarak. Osman Yıldırım'ın bu beyanını doğrulayan bir tek ifade dahi ortaya çıkmadı. Dosya evrilmeye başladı. Ankara'da Osman Yıldırım'a, Süleyman Esen'e, Alparslan Aslan'a ve arabada olan diğer iki kişiye ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişken birden Yargıtay tarafından dosyanın yönü değiştirildi. Bu dosyadaki sanıklarla Ergenekon'daki sanıklar arasında fiili ve hukuki bağlantı olduğu iddiasıyla dosyaların birleştirilmesi yönünde görüş verildi ve bu iddiayı, bu beyanın sadece Osman Yıldırım'a ait tanık, gizli tanık ve sanık olarak alınan Ataşehir'de yapılan bir toplantıda bombaların Veli Küçük ve Muzaffer Tekin tarafından verildiği yönündeki iddiaya dayandırdı. Dosya bize geldi. Buradaki inceleme 2 yıl sürdü. Tam 35 tanık dinlendi. Bu arada bu 35 tanığın içinde birbirini teyit eden Osman Yıldırım ve gizli tanık Osman Yıldırım da vardı. Ve hatta savcılık iddianamesinde ve mütalasında şunu söyledi. Birbirinden habersiz olarak alınan ve gerek ifadelerinin tarihi, gerek soruşturma evrakındaki kısıtlama kararına göre birbirlerinin ifadelerini öğrenmeleri mümkün olmayan her iki tanığın Alparslan Aslan ve Veli Küçük'ün katibim restoranın yanındaki çay bahçesinde buluştukları, Alparslan Aslan ile Veli Küçük'ün geçmişe dayanan bağlantısı bulunduğunun gösterdiğini anlaşılmaktadır. Mütalaadan alıntıdır. Şimdi ortada iki tane iddia var. Sayın mahkemeniz ve bizim tarafından çözülmesi gereken şey neydi? Bir, Alparslan Aslan bombaları kendisinin söylediği gibi Süleyman Esen'den kendi evinde ve ifadesinde belirttiği gibi ilk bombanın atılmasından bir gün önce mi teslim almıştı? Yoksa Osman Yıldırım'ın hüküm giydikten sonra ifadesini değiştirmek suretiyle ve daha önce hiç bahsetmediği şekilde yarattığı Ataşehir toplantısında Alparslan Aslan'ın avukat arkadaşının evinde bir teslimat yapılmış mıydı? Sayın mahkemeniz tarafından ve bizler tarafından açığa çıkarılması gereken husus budur. Ben bütün bir yargılama boyunca bu hususun açığa çıkarılması için bütün verilerle sayın mahkemenize çeşitli sunumlarda bulundum. Şimdi size mütalaadan bir alıntı yapıyorum. Osman Yıldırım'ın Cumhuriyet Gazetesi binasına bomba atılması ve Danıştay eylemlerinin azmettiricisinin Veli Küçük ve Muzaffer Tekin olduğu. Danıştay eylemi sanığı Osman Yıldırım'ın tanık sıfatıyla verdiği ifadede Alparslan Aslan'ın bekar arkadaşlarının kaldığı villada bu bombaların teslim edildiği. İstanbul Ümraniye ilçesinde sandık içerisinde ele geçirilen 27 adet bombanın
Oktay Yıldırım ile irtibatının maddi delilinin bulunduğu ve devamında Ataşehir toplantısına getirip Alparslan Aslan'a ve Osman Yıldırım'a bu bombaların Recep Özkan'ın evinde teslim edildi. Şimdi bunun neden önemi var? Çünkü Savcılık Makamı diyor ki, aynen bakın çok çarpıcı 2271 sayfalık mütalaanın 5 satırında Danıştay cinayeti sadece 5 satırlık kısımda açıklanmaktadır. Ve bütün irtibat bu 5 satırda kurulmuştur. Şunu diyor, saldırının ise Cumhuriyet Gazetesi saldırılarından hemen sonra olması, her iki eyleminde yukarıda açıklanan deliller ve aynı amacı gerçekleştirmeye yönelik olması, eylemlerde de aynı kişilerin istihdam edilmesi, bu eyleminde Ergenekon terör örgütü yöneticisi Muzaffer Tekin ve Veli Küçük'ün talimatıyla gerçekleştirdiğini göstermektedir. Danıştay saldırısı budur. Ve savcılığın koca mütalada Danıştay saldırısına ilişkin talimatın Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'e ait olduğu yönündeki açıklaması sadece budur. Cumhuriyet Gazetesi'ni onlar yaptıysa Danıştay'ı da onlar yaptırmıştır diyor. Hani nasıl denebilir? Şimdi size görsel sunumlarla Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların hangi saatte, hangi gün, kim tarafından, nasıl teslim edildiğini, bombaların daha sonra nasıl götürülüp gerçek atacak kişilere teslim edildiğini an be an anlatacağım. Yalnız bundan önce Alparslan Aslan'ın, Süleyman Esen'in, çünkü bu hikayenin aktörleri bunlar. Süleyman Esen'in anlatacağım hikayede çok önemli rolleri var. Küçük Salih'in, buradaki insanların pek çoğu yeni duyuyor Küçük Salih'i. Recep Özkan'ın, Orhan Kadın'ın, Salih Kunter'in kim olduğunun açığa çıkarılması gerekiyor. Alparslan Aslan, avukat. Sağ görüşlü. Danıştay cinayetinden 1,5 yıl öncesinden başlayarak son 6 ay içerisinde sıklıkla Gültepe'de bulunan Salih Kunter Hoca isimli, kendisini dini alim olarak ifade eden bir kişinin evine her akşam hemen hemen son 6 ay, 1,5 ayda daha da sıklaşarak ziyarete gidiyor. Bu gerek Salih Kunter'in ifadelerinde, gerek Alparslan Aslan'ın ifadelerinde ve gerekse arkadaşların ifadelerinde defaatle söyleniyor. Alparslan Aslan son derece muhafazakar. O kadar ki 133. celsede Erhan Timuroğlu'nun söylediğine göre daha önce içki içildiğinden şüphelendiği bardaktan çay dahi içmeyecek kadar muhafazakar. Alparslan Aslan çok muhafazakar. Çünkü 153. celsede Recep Özkan'ın sorgusunda söylediği gibi karardan bahsediyor. Bu karar domuz türban kararı ve diyor ki karardan bahsetmişti başörtüsünden. Ne zaman söz etti? Savcı soruyor. O dönemlerde bahsetmişti. Ne söyledi? Hazmedemiyordu bu kararı. Bu Alparslan Aslan'ın en yakın arkadaşının burada verdiği ifadedir. Süleyman Esen Alparslan'ın okuldan çok yakın arkadaşı ve sağ görüşlü grupta lider pozisyonunda biri. Süleyman Esen, Alparslan Aslan'la Salih Kunter'i tanıştıran kişi. Ve Alparslan Aslan'ın oraya devamını temin eden kişi. Her akşam Salih Kunter'in evine gidiyor Süleyman. Her akşam iş çıkışı Gültepe'de bulunan Salih Kunter'in evine gidiyor. Ve oradaki bütün dini sohbetlere katılıyor. Salih Kunter'in bütün ayak işlerini yapıyor. Bütün ayak işlerini yapıyor. Çünkü onun o hocası. Her akşam gittiğini Salih Kunter de kabul ediyor. Ne diyor? 153. celse. Bana her akşam gelip 12'ye kadar bana hizmet ediyordu. Süleyman Esen avukat. Ama Salih Kunter'e hizmet ediyordu. Küçük Salih bu yargılamalar sırasında çok zor olmakla beraber Süleyman Esen'in de ağzından alma başarısını gösterdik. İsmail Ağa cemaatinden ayrılma, Salih Kunter'in evine
çok sık devam eden ve Salih Kunter'in asistanı olan, yani bu dini konularda asistanlık olur mu bilmiyorum, ben öyle yorumluyorum. Çünkü Salih Kunter'in buna muska yaz, buna şunu yap, buna dua oku, bunun içine cin girmiş onu çıkar diye talimatlandırdığı kişi. Hafız kendisini öyle ifade ediyor. Ve Süleyman Esen'le Danıştay cinayetinin öncesindeki 1,5 yıl içinde tam 1500 adet telefon görüşmesi yapıyor. Ama her ne hikmetse bu görüşmelere ilişkin bu kişi kim diye Süleyman'a sorduğumuzda buradaki sorgusunda hatırlamıyorum diyor. 1,5 yılda 1500 görüşmeyi hatırlamıyor. Küçük Salih çok önemli bir şahsiyet. Çünkü buradaki sorgularımızda ortaya çıkardığımız üzere, birazdan bahsedeceğim gün be gün, Danıştay Cumhuriyet Gazetesi bombaları ve Danıştay cinayeti sırasında Alparslan'la çok yakın temasta bulunan bir kişi. 7 Mayıs'ta ve 14 Mayıs'ta, tarihlere dikkatinizi çekiyorum, birazdan tekrar döneceğim. Bizzat Alparslan Aslan'ın evine giderek, Alparslan Aslan'ın cinlerini çıkardığını iddia eden bir kişi. Bu seanslar Alparslan Aslan'ın arkadaşları tarafından görülüyor. Alparslan Aslan yere yatırılıyor, titriyor. 1,5-2 saat, hatta bir tanesinde 3 saat Alparslan Aslan'ın cinlerini çıkartıyor. Peki Küçük Salih sorgularında bunu kabul ediyor mu? Hayır, kabul etmiyor. Bakın, İdris Aslan'ın sorgusu, Alparslan'ın babası, Salih Kunter için ne diyor? Salih Kunter, Gültepe'deki hoca, tekrar söylüyorum, bu dosyanın tutuksuz sanığı, beraati isteniyor. Salih hocayı, yani din alimi olarak mı görüyordu? Ne yani? Alim, hem de kutup olarak görüyordu. Alparslan, Salih hocayı kutup olarak görüyordu. Nasıl yani diye soruyorum. Zamanın kutbu olarak görüyordu. Salih Hoca bana dedi ki, Salih Hoca'nın eteğine yapış. Salih Hoca dedi ki, Süleyman ve Alparslan beni zamanın kutbu olarak biliyorlar dedi. Bakın, İdris Aslan devam ediyor sorgusunda. Mesela, Alparslan huzurda yine dedi. Esmaül Hüsna'yı okuduğum zaman yüzümün görünmez olacağına inanıyordum. Alparslan Aslan, Salih Kunter, Süleyman Esen, Küçük Salih birlikteliğinin sonucudur bu. Alparslan Aslan, Danıştay cinayetine işlemek üzere gittiği zaman, o cesaretle içeri girdiği zaman, Esmaül Hüsna sayesinde yüzünün görünmez olacağına inandırılacak kadar beynine girilmiş bir insan. Şimdi yargılamalar sırasında siz bunları biliyorsunuz ama defaatle belirtmemde yarar var. Çünkü hakikati ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tekrar gözden geçirelim Sayın Hakim. Kararı vermeden önce bütün bunları tekrar gözden geçirelim. Ben bütün bu silsileyi incelerken bir merkez aldım. Cinayeti işleyen Alparslan Aslan benim merkezimdi. Alparslan Aslan'ın verilerini inceledim. Elimde ne vardı? Ne? O gerçeği ben ancak Alparslan Aslan'dan yola çıkarak bulabilirdim. Elimde Alparslan Aslan'ın telefon görüşmeleri vardı. Bas kayıtları vardı. Bunları gün be gün dijital ortamda incelediğinizde bulamıyorsunuz. Dökümler üzerinden gitmeniz gerekiyor. İncelediğimde dikkatim bir şey çekti. Alparslan Aslan ilginç bir şekilde çok sık olarak hemen hemen cinayetten önceki son 15 gün içerisinde gittiği bir yerden yaptığı telefon görüşmelerinin bas sinyalleri dosyada yoktu. Telefon görüşmesini görüyorsunuz. İşte bilmem kimle 30 saniye görüşmüş. Görüyorsunuz. Karşısına bakıyorsunuz. Bas sinyali yok. Baktığım zaman bu benim çok dikkatimi çekti. Çünkü Danıştay cinayetine doğru ve Cumhuriyet Gazetesi bombaları sırasında burada çok sıklıkla bulunuyordu. Bunu nereden anladım? Her zaman oraya giderken verdiği neresiyse orası son baz istasyon ya Zincirlikuyu ya Gültepe mikro istasyonundan sinyal veriyordu. Bir yere yöneldiğini
ve son olarak yaptığı görüşmede Gültepe Mikro'dan verdiğini bu şekilde anladım. Burası neresiydi? Döndüm Alparslan Aslan'ın arkadaş çevresine. Çok ilginç. Süleyman Esen'in de aynı şekilde aynı yerde yaptığı hiçbir görüşmenin baz istasyonu dosyada yoktu. Gene o da en son görüşmelerini Gültepe Mikro'dan yapmıştı. Biraz daha genişlettim, bir kişiyi daha buldum. Küçük Salih. Küçük Salih'in de yine Gültepe Mikro'dan, mikro ve zincirli kuyu sinyallerinden sonra Gültepe'ye de olduğunu bildiğim bir sırada o adreste yaptığı hiçbir telefon görüşmesinin baz sinyalleri dosyaya yansıtılmamıştı. Buraya ben meçhul ev diyorum. Görsel sunumu açabilir misiniz? Görsel sunumları açarsanız. Bakın Salih Kunter ne diyor? Salih hocaları. Zamanın kutbu. Zamanın kutbu ne diyor? Ben soruyorum ona. Evet, çabuklaştım. Süremi de durdurabilirsiniz. O değil. Süremi durdurur musunuz? Süreyi durduralım. Evet. Salih hoca diyor ki. Açalım. Görüntü açıyor. Ben Salih Kunter'e soruyorum. Diyorum ki ya bu üç kişinin baz istasyonları Gültepe'de sizin evinizin bulunduğu yerde sinyal vermiyor. Bu üç kişi sizin eve geliyorlar mıydı? Sizin evdeler miydi? Salih Kunter cevap veriyor. 154. celse. Süleyman Esen 6 senedir bütün saat 7'den sonra hep bendeydi. Gültepe Mikro'dan sonra evet hep bendeydi. Ne zaman sona erdi? Bakın Küçük Salih'i soruyorum. Evet o da geliyordu diyor. Ne zaman sonra erdi diyorum. Evet öyle. Ne zaman şey oldu? Başladı. Cumhuriyet Gazetesi ve Danıştay oldu. Dağıldılar. Kimse gelmemeye başladı. Şimdi meçhul evi görüyorsunuz Gültepe. Aşağıda Cumhuriyet Gazetesi var. Gültepe ile Cumhuriyet Gazetesi arasındaki mesafe bu üçlünün bu süre 5 Mayıs, 4 Mayıs'tan itibaren sürekli turladığı adresler. Size birlikte sinyal verdikleri zamanları söyleyeceğim. 4 Mayıs. Birinci bomba atılmadan bir gece önce. Süleyman ve Küçük Salih meçhul evdeler. Gece 19 ile 23 arası. 5 Mayıs. Süleyman ve Alparslan birinci bomba atıldıktan hemen sonra meçhul evdeler. 7 Mayıs. Süleyman, Alparslan ve Küçük Salih bütün gece birlikte meçhul evdeler. 8 Mayıs Süleyman ve Alparslan bütün gece meçhul evdeler. 9 Mayıs ikinci bombanın atılmasından bir gece önce Süleyman, Alparslan ve Küçük Salih meçhul evdeler. 10 Mayıs 2006 ikinci bombanın atıldığı gün saat 22.30'da atıldı bomba. Oradalar Süleyman, Alparslan, Küçük Salih. 11 Mayıs, bombadan sonraki gün, Süleyman, Alparslan, Küçük Salih, gece oradalar. 11 Mayıs, ikinci bombanın, üçüncü bombanın, Alparslan'ın, ilk iki bombanın patlamaması nedeniyle, sizin imanınız zayıf demek suretiyle, çocukların elinden bombayı alıp, öğleden sonra gündüz vakti, saat 16.20 civarında götürüp, Cumhuriyet Gazetesi'ne atıp patlattığı zamandır. Ve Alparslan ondan sonra kendisinin, kendi ifadelerinden söylüyorum bunu, bir işaret olarak algıladığını, diğer iki kişi, içki içen iki kişinin bombasının patlamamasına rağmen kendisinin attığı bombanın patlamasının bir işaret olduğunu görerek Danıştay cinayetine hazırlanmaya başladığı tarihtir. 13 Mayıs, Süleyman, Alparslan ve Küçük Salih yine meçhul evdeler. Ben bunların açıklamalarını istedim. Bakın hala bu evde verilen baz sinyaller dosyada yok. Neden yok? Bilmiyoruz. Kim sildi? Bilmiyoruz. Silindi mi? Bilmiyoruz. Niye çıktı? Bilmiyoruz.
Kimin kastı? Bilmiyoruz.